Merhabalar efendim. Damar tıkanıklığı ve kan tetkikleri denilince aklınıza kolesterol, trigliseri, troponin gibi bazı bilindik testler geliyor. Fakat bunun haricinde özellikle kalp damar tıkanıklığı riskini belirlemek ve aynı zamanda ileriye dönük olarak ne durumda olduğunuzu saptamak amacıyla kullandığımız başka tetkikler de var. Bu tetkikler çok popüler değil fakat son derece yararlı tetkikler. Genelde biz bu tetkikleri hastaları takip etmek için mutlaka kullanıyoruz ve kayıtlarımıza geçiriyoruz. İsterseniz gelin şimdi bu testlerin ne olduğunu hep beraber bakalım. Homocysteine listemizin başında yer alıyor. Listemizin başında yer almasının önemli bir sebebi var. Çünkü homocysteine düzeyinin yüksekliğiyle damar tıkanıklığı ve felç arasında ciddi bir ilişki var ve bu ilişki gösterilmiş ve kanıtlanmış bir ilişki. Hatta homocystein düzeyinde çok hafif yükselme olduğu takdirde bile ciddi bir şekilde damar tıkanıklığı riskini arttığını biliyoruz. Homocystein diyetle alınan proteinlerle üretilmiş bir aminoasit türevi. Dolayısıyla diyet ile düzeltilme şansına sahibiz. Dolayısıyla özellikle diyet, damar tıkanıklığı, bitkisel tedavi ve beslenme ile ilgili olan kişilerin mutlaka ve mutlaka bu düzeylerini öğrenmesi yararlı olacaktır. Lipoprotein A aslında bizim HDL, LDL diye bildiğimiz lipoproteinlerine benzer bir molekül. Kendisi de zaten bir lipoprotein. Fakat lipoprotein A yüksekliği genellikle aileden gelen damar hastalığı riskini belirlemede son derece faydalı. Özellikle damar tıkanıklığı, damarda pıhtı oluşumu ve felç geçiren kişilerde aile öyküsü de varsa bu çok ciddi bir laboratuvar testi olarak ortaya çıkmaktadır. Ve lipoprotein A yüksekliğinin damar tıkanıklığı ve ona ilgili olan komplikasyonları 7 kat arttırdığı biliniyor. Dolayısıyla lipoprotein A'yı da listemize eklemeliyiz. CRP biliyorsunuz C reaktif protein. Vücutta herhangi bir iltihabi olay olduğu zaman yükselen bir madde. HS de şuradan geliyor. Highly sensitive, yani çok duyarlı bir C reaktif protein bakıyoruz bu testte. Özellikle damar tıkanıklığına sebep olan aterosclerosis, yani damarda kireçlenme ve sertleşme olayı ise aslında bir inflamasyon, iltihabi olay olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla HS-CRP'si yüksek olan kişilerde de bu ateroskleroz, yani damar sertliği ve kireçlenmenin oldukça hızlı olduğunu gösteren önemli bir laboratuvar testidir. Bunu da listemize ekliyoruz. Troponin biliyorsunuzdur, özellikle kalp krizinin saptanması için son derece yararlı bir test. Eğer bir göğüs ağrınız varsa, acile gittiyseniz işte bu teste bakılarak Troponin I veya T üzerinden sizin kalp krizi geçirip geçirmediğiniz saptanır ve oradan da anjiyoya gitme gibi bir seçenek ortaya çıkabilir. İşte aynı şekilde CRP'ye benzer olarak HS başında, yani highly sensitive, çok duyarlı, yüksek duyarlılık içeren bu troponin testi de düşük düzeylerde olsa dahi kalp kasındaki hasarı belirten önemli bir test. Bunu da önemli olarak kabul ediyorum ben. NT-PRO-BNP kalpten salınan bir natriuretik peptit. Ne önemi var? Şu önemi var. Özellikle kalp yetmezliği teşhisinin konulmasında son derece önemli. Kalp kasılmasındaki bozukluklar veya kalp yetmezliği ile ilgili bir takım soru işareti olan hastalarda NT-PRO-BNP artık günümüzde klinik olarak kullanılan bir testtir. Selenium göz ardı edilen fakat oldukça önemli bir maddedir. Selenium laboratuvar testi eğer düşükse bu hastanın ileride damar tıkanıklığı açısından risk grubunda olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla selenyumu da takip programlarında kullanıyoruz. Folate, thiamin yani B1 vitamini ve B12 bir grup halinde kabul ediliyor. Bu grupta özellikle folat biliyorsunuz kansızlık için laboratuvar testi olarak başvurulan bir madde. Folat eksikliği sadece kansızlıkla ilgili değil, aynı zamanda damar tıkanıklığı da folat eksikliği olan hastalarda yüksek oranda görülüyor. Benzer şekilde tiamin, B1 vitamin düzeyi düşük olanlarda ve B12 vitamini düzeyi düşük olanlarda da damar tıkanıklığına eğilim artmaktadır. Dolayısıyla bunlar da bir grup olarak laboratuvar teşhisi olarak istenebilir. Son grubumuz ise vitamin D ve kalsiyum eksikliği. Vitamin D biliyorsunuz toplumda çok yaygın olarak düşük düzeyde bulunuyor. Vitamin D düzeyi düşük olanlarda da damar tıkanıklığı riski artıyor. Kalsiyumun ne önemi var diyeceksiniz. Kalsiyum sadece kemiklerle ilgili değil, özellikle kalp kasının kasılmasında stratejik bir iyon. Dolayısıyla kalsiyumu düşük olanların da damar tıkanıklığı açısından belli bir risk grubunda olduğu kabul ediliyor. Son olarak eklemek istediğim bir şey var. O da şu. Bu testler genellikle büyük eğitim araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Yani her hastaneye gittiğiniz zaman bu testlerin isterseniz orada yapılamayacağı tarzında bir cevapla karşılaşabilirsiniz. Efendim, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.